Herkese merhaba, nefis tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için yapımı çok kolay, bir o kadar da lezzetli evde pide tarifimi hazırlıyorum. Önemli püf noktalarını sizlerle paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle pidenin hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı toz maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ettikten sonra maya eriyene kadar karıştırıyorum. Mayayı mutlaka eritene kadar karıştıralım hamurun daha güzel kabarabilmesi için. Hemen ardından ununu ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzunu da ilave ettikten sonra spatula yardımı ile yavaş yavaş hamuru karıştırmaya başlıyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüleri her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Yine belirtiyorum, unun kalitesi ve markası değişkenlik gösterebilir. Kontrol ilave etmeye özen gösterelim. Yoğurma kabın içerisinden spatulayı çıkarıyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. 3-4 dakika boyunca hamuru yoğuruyorum. Ne kadar güzel yoğurursak, özdeşene kadar yoğurursak tarifimizi o kadar güzel elde etmiş oluruz. Hamurun kıvamı ne çok yumuşak ne de çok sert olmalı. 2 su bardağı ılık süte 5 su bardağı un yeterli geliyor. Hamuru kabaca toparladıktan sonra masanın üzerine bir miktar un serptim. Masanın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamuru yoğurma işlemini tamamladım. Üzerini kapatıp 40 dakika boyunca mayalandırmaya bırakıyorum. Mayalandırma ortamı ne kadar ılık olursa, mayalanma süresi o kadar kısaya inecektir. 40 dakika boyunca hamur mayalandı. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir şekilde kabardı. İlk havasını aldıktan sonra masanın üzerinde toparlamaya devam edeceğim. Yine aynı şekilde hamuru kabaca toparladıktan sonra toplamda 8 adet eşit parçaya bölüyorum. Hemen ardından hamurları avuç içerisinde yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Ebatlarının aynı olmasına dikkat edelim. Bu işlemi avuç içerisinde yuvarlayarak anlayabilirsiniz. Hemen tahtanın üzerine bir miktar un serpip bezeleri tahtanın üzerine alıyorum. 5 dakika boyunca dinlendireceğim. Bezeleri 5 dakika boyunca dinlendirirsek hamuru kolaylıkla açabiliriz. 5 dakikanın ardından açma işlemine geçiyorum. Hemen ilk bezenin altına ve üstüne bir miktar un serpiştirdim. Merdane yardımı ile bezeyi döndürmeden sadece ileri geri yaparak uzunlamasına bezeyi açalım. saniyeler içerisinde ilk bezeyi açtım. Çok kolay ve pratik hiç eline oklava almamış herhangi bir kişi bile saniyeler içerisinde tüm bezeleri açabilir. Yine aynı şekilde ikinci bezenin altına ve üstüne bir miktar un serpiştirdim. Bezeyi döndürmeden sadece ileri geri yaparak uzunlamasına bezeyi açıyorum. Tüm bezeleri açma işlemini tamamladıktan sonra fırın tepsilerinin içerisine yağlı kağıt seriyorum. Hemen ardından açmış olduğum bezeleri tepsilerin içerisine yerleştiriyorum. Büyük boy fırın tepsisi kullanıyorum. Her bir tepsinin içerisine 3 adet pide yerleştiriyorum. Hemen ardından bezelerin içerisine bol miktarda kaşar peyniri ekliyorum. Pideleri kaşar peyniri ve sucukla yapmayı tercih ettim. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz sadece lor peyniri ve maydanozla da yapabilirsiniz. Tüm bezelerin içerisine kaşar peynirini yerleştirdikten sonra hemen katlama işlemine geçiyorum. Öncelikle uç kısmını sarıyorum. Hemen ardından bastırarak içe doğru katlıyorum. Hamuru çok fazla kalın pideleri tercih etmiyorum. Ne kadar ince olursa o kadar çıtır çıtır ve lezzetli olur. Tabii ki sizin damak zevkinize kalmış. Dilerseniz daha küçük boyutlarda bezeler açıp daha kalın pideler yapabilirsiniz. Tüm pideleri katlama işlemini tamamladıktan sonra aralarına sucuk yerleştiriyorum. Birbirinden güzel tarifler için henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tüm pideler fırına girmek için hazır. Hemen üzerine 2 adet yumurta sarısını sürüyorum. Bu arada önceden fırınımı ısıttım. 230 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında alt ve üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim. İlk pidelerim fırından çıktı. Çıtır çıtır oldu. Görmüş olduğunuz gibi altı ve üstü nar gibi kızardı. Ortalama benim fırınımda 25 dakika içerisinde pideler pişti. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Kontrollü pişirmeye özen gösterelim. Sıcak sıcak pidelerin üzerine tereyağı gezdiriyorum. Bu sayede pideler daha yumuşacık olmuş oluyor. Pideleri çıtır çıtır tüketmek istiyorsanız eğer üzerine tereyağı sürmeyiniz. Bolca tereyağı gezdirdikten sonra Temiz bir beze örtüp 5 dakika boyunca pideleri dinlendiriyorum. Fırından çıkmış olan pideler dinlenirken ben hemen ikinci tepsiyi fırına gönderiyorum. Kıyısına köşesine bol miktarda yumurta sarısı sürdükten sonra 230 derecelik fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Tüm pideleri pişirdim. Artık servis için hazır. Son olarak üzerine bolca tereyağı gezdirdikten sonra dilimler haline getirip servise hazırlıyorum. Kaşarlı pideler gerçekten enfes görünüyor. Hiçbir şekilde hamurlanma veya patlama olmadı. Tam dengede pişti. Yeter ki önemli püf noktalarına dikkat edelim. Hemen sizler için şöyle pideleri bir de yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi enfes oldular. Hiçbir şekilde pidelerimde hamurlanma veya patlama olmadı. Kaşarlı pide tarifini bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Açıklama kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Pideler şahane görünüyor. Tüm mutfağımı pide kokusu sardı diyebilirim. Taş fırından çıkmışçasına mis gibi ev pidesi hazırlayabilirsiniz. Yine sizlerle birlikte enfes pide tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.